Bu klasik araçlar benim çocukluğumdan beri hep ilgimi çekmiştir. Evde de bir şey yaptım, küçük bir maket araçlardan bir koleksiyon yaptım. En sonunda biraz para birikim falan yaptım. Giresun Fındık Kooperatif Başkanı'nın arabası nasip oldu bize de. Önce senden başkasına dedi satmayacağım bu arabayı. Ben dedi böyle dedi. Gerçekten dedi ihtiyaç isteyen dedi bir müşteriye satılmasını istiyorum. Çünkü dedi ben çok korunaklı olarak baktım dedi buna senelerce. Kendisinde de başka klasik de varmış. Cenab-ı Allah nasip etti. Güzel bakmış. Orijinal bir arabası. Yani çakmaklığından radyosuna kadar yürüyeni olsun. Her şey şıkır şıkır. Bununla geçtiğim zaman ben hayat duruyor yani şu anda. İnsanlar falan çok meraklı. Trafikte bile yol veriyor insanlar yani. Ara sokaktan falan adam bir lan bir geçsin de biz bir izleyelim şunu falan modundalar. Trafikte kırmızı ışıklarda falan yani sol tarafa bakmamaya çalışıyorum. İnsanlar camı açıyor. Abi kaç model işte nasıl parçasını nereden buluyorsun çok yakmıyor mu falan. Bir sürü hikayeler. Güzel ama güzel keyifli şeyler. İnsanlar yol vermeyecekse bile bir arabaya bir merakından dolayı yol veriyor. Geçiyorum. 65 model Chevrolet Blazer bu araç. Yani 85 bin lira gibi bir rakamı aldım. Yaklaşık bir 10-15 lira keyfi olarak masraf yaptım. Ben evet sıfır araç alabilirdim ama şöyle bir durum var. Yani bunun verdiği hissiyatı, bunun verdiği keyfi sıfır araçta bulamayız yani. Bir sürü çeşit arabalara bindim ama bu çok farklı bir olay yani. Fazla teklif geliyor. Bu arabayı satar mısınız? İşte takas yapalım, işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama ben hiçbir şekilde bunu, bu aramda duygusal bir bağ oluştu. Ben bunu satmayı düşünmüyorum şu anda. İstedikleri kadar şu anlık rakamı verseler de benim aldığımın 2-3 katını da verdiler ama hiç düşünmüyorum yani şu anda gündemimde yok böyle bir şey. Gayet tabii yani Cenab-ı Allah bilir tabii de yani Allah işimizi gücümüzü bozmazsa ben bunda uzun senelerde çoluğuma çocuğuma bile bırakmayı düşünüyorum yani. Şöyle ki ben bunu kışın garajda anlaştığım bir garaj var. Kapalı kameralı güvenlikli bir garaj var. Güzelce İpek kumaştan kılıfını falan örtüp düzenli olarak şey yapıyorum. Kapalı yerde duruyor. Yazın da yağmur yağmadığı günlerin dışında her gün hemen hemen binmek için bahane arıyorum kendimce. Bunun orijinalliği şöyle ki yani ben bunu 2-3 bin lira verip hidrolik direksiyona da çevirebilirim. Çevirmedim. ABS'yi de çevirebilirdim. Çevirmedim. Hiçbir şekilde buna ilaveten mevcutiyetinden fazla bir şey yapmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.